Murat Yetkin, 21 Haziran 2021, Yetkin Report. SBK yakalanır, Peker susturulurken Erdoğan gazetecileri. Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'da Amerika tarafından tutuklandığının açıklandığı 20 Haziran günü Sedat Peker de Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratınca susturulduğunu duyurdu. İsteyen tesadüf desin. Türkiye'yi aylardır konuşturan SBK konuşmaya ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gazetecileriyle etrafındaki çıkar ilişkilerini ortaya dökmeye başlayınca Türk yargısının devreye girmesi elbette gerekirdi. Ama girmediler. Girselerdi, ola ki yeni isimler, yeni suç unsurları ortaya dökülebilir, uçları AK Parti iktidarınca istenmeyen yerlere gidebilirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker iddiaları hakkındaki suç duyurusu hakkında bugün 21 Haziran hala ne yaptığını bilmediğimiz Türk yargısından söz ediyoruz. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un Peker'den kim rüşvet almış biliyorsanız bize de söyleyin sorusuna haftalar sonra merak etmeyin şu anda milletvekili değil yanıtı veren İçişleri Bakanı'ndan söz ediyoruz. Türkiye'nin rejim karşıtlığından dönme Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avusturya makamlarından SBK'nın Türkiye'ye verilmesini talep etmiş. Türk vatandaşı ya. Sahi siz bir Ankara panik havası sezmiyor musunuz burada? Ya SBK Amerikalılara Türkiye'deki marifetleri hakkında da konuşursa? Hani o 12 dakika olduğu söylenen ve 3 dakikasını bildiğimiz bant kaydı var ya, Sezgin Baran Korkmaz'la Erdoğan gazetecileri arasında önde gidenlerden Veys Ateş arasında. Geri kalan 9 dakikası da Amerikalıların eline geçmiş midir? Ya başka bant kayıtları? Ya SBK'nın zamanında Cumhurbaşkanı'ndan Hazine ve Maliye Bakanı damadı Berat Albayrak'a Türkiye'nin Amerika bağlantılarını sağlayan başka isimlerle olan ilişkileri? Ya SBK'da Rıza Zarraf ve Donald Trump'ın ilk ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn gibi itirafçı olur, şimdiye kadar anlatmadıklarını da anlatmaya başlarsa? Peker nasıl susturuldu? İadesi istenecek mi? Sedat Peker, 5 küsur dakikalık son videosunu çekmek için dahi Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinden izin aldığını açıkladı. En üst düzeyde suikast ihbarı olduğu için olduğunu söylüyor. Bu durumdan birkaç sonuç çıkarabiliriz. Birincisi şu anda Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nin koruması ve kontrolü altındadır. İkincisi, ölümü göze aldığını ve dönüş biletini yaktığını söylemesine karşın video yayınlamak için BAYA yetkililerinin iznini almaktadır. Üçüncüsü, İçişleri Bakanı başta olmak üzere hakaret ve tehditlerle dolu söylemini bırakmış ve adeta PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 1999'da MIT CIA operasyonuyla yakalandığında söylediğine benzer şekilde hizmete hazırım demektedir. 50 yıl sistemin içinde yer alıp sonra sistemde makbul bir kadının kefaleti ve onunla evlenmesi suretiyle yöneticilere sistemin açıklarını öğreten bir İskoç suçluyu örnek göstermesinin anlamı budur. Kendisi inkar etmekte ama anlaşılan dolaylı bir pazarlık sürmektedir. Tek taraflı anlamayın lütfen. Bu dolaylı hizmet teklifi sadece Erdoğan yönetimine ve Türkiye'ye olmayabilir. Peker'in kendisini sürgünde siyasi muhalif olarak gösterme çabası ve B planının herhangi bir ülkeden siyasi iltica almak olabileceği hesaba katılmalı. Dördüncüsü şu anda BAYA yönetimi, özellikle de Veliaht Prens Muhammed bin Zayed El Nahyan sadece Erdoğan'a değil, genel olarak Türkiye'ye ve Türklere husumetiyle bilinmektedir. Ancak ülkelerin arası iyi olmasa da istihbarat servislerinin irtibatı savaş durumu dahil açık kalır. Bu tür dolaylı pazarlıklar genel olarak açık kanallardan, örneğin dışişleri üzerinden yapılmaz. Ortaya saçılan kirliliği temizlemek için MIT'in devreye girdiğinin ileride anlaşılması kimseyi şaşırtmamalı. Bir de şu var, Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatları müvekkillerinin Türkiye'de aranmadığını söylüyor. Peker ise SBK hakkındaki soruşturma raporunun İçişleri'nin maliyenin kara para araştırmasına bakan Mali Suçları Araştırma Kurulu'na MASA'a uyguladığı baskıyla değiştirildiğini öne sürmüştü. Peker'e göre bu aklama SBK'ya görevi suçluları yakalamak olan İçişleri tarafından Erdoğan'dan yardım isteyen bir iş insanının ki sonradan İnan Kıraç olduğu öne sürülmüştü, 45 milyon dolar borcunu silmesi talebi sonrasında olmuş. SBK ertesi gün Türkiye'den ayrılmıştı. Soru şu, madem Peker hakkında yakalama kararı var ve madem Peker Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Viyana'daki Ozan Ceyhun gibi partizan büyükelçi olmayıp çekirdekten yetişme diplomat olan Türkiye'nin Abu Dhabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, acaba Peker'in Türkiye'ye iadesini isteyecek mi? Ve Erdoğan dönemi gazetecileri. Sırayla patlıyorlar. İsimlerini sayıp cevap hakkı doğurmanın, süfliliklerini meşrulaştırmanın alemi yok. Bu konulara hiç girmiyorlar. Albayrak'ın Kasım 2020'de istifasına da girmemişlerdi.
Onlar yerli ve milli otomobil TOGG'a yağ yaktılar. Kanal İstanbul'un faziletlerini anlattılar. Mısır'la MİT sayesinde barışmayı alkışlarken Erdoğan'ın Müslüman kardeşlerin Rabia dolduruşuyla Doğu Akdeniz'de hem Mısır hem İsrail'le bozuşmasını gizlemeye çalıştılar. Kimileri bir zamanlar aynı güce sürtünme güdüsüyle Fethullah Gülen'e yanaştıklarını gizlemeye, affettirmeye uğraştılar. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bile dalgasını geçtiği Erdoğan müteahhitleriyle nasıl tenis partneri ya da nasıl umre refiki olduklarıyla övündüler. Şimdi Türkiye'nin başına büyük bela olacak Afganistan macerasını övüyorlarsa orada kendilerinin ya da yanaştıkları, birlikte oldukları iş çevrelerinin çıkarlarını arayın. İşte Suriye patlamaya başladı bile. Afganistan'a şimdiden girmeye başladılar ve nasıl girdiklerinin kayıtları da çıkacak bir gün elbette. Bir başka Sedat Peker tarafından değilse de bir gün devreye girecek işini yapmaya çalışan savcılar ve gazeteciler sayesinde. Bu Erdoğan dönemi gazetecileri konusuna ayrıca gireceğiz ama Erdoğan dönemi gazetecilerinin sadece AK Parti saflarında görünenleri kapsamadığını, en keskin muhalif havalarda gazetecileri de kapsadığını üzülerek göreceğiz korkarım. O konulara da girmek kaçınılmaz görünüyor. Eli kulağındadır.